Evet, İkbal Hanım. Bu oyuncakların tamamını attırın lütfen. Oyun bahçesi değil burası. Her yerde toplar, kaykaylar. Onlar Demir Bey'in, yani abinizin koleksiyonuydu Demet Hanım. Sizin bu odaya yerleşmek isteyebileceğinizi düşünemedi herhalde. Yaz Asuman, odadaki özel eşyalar çıkarılacak. Evet. Ayrıca mail adresimin de bugün açılmasını istiyorum. İç yazışmaları takip etmek benim için çok önemli. Yani olup biten her şeyden haberdar olmak istiyorum. Tamam Demet Hanım, ben onu da not alıyorum. Al tabii. İç yazışmaları hangi sıfata dayanarak takip edeceksiniz Demet Hanım? Siz şirkette idari kadroda değilsiniz. Hissedar olarak size zaten bir rapor sunuluyor Demet Hanım. O son yazdığınızı silin. Pardon İkbal Hanım ya. Sıfat? İkbal Hanım, Demet Hanım'ın bilgisayarı için bilgi işlemden... Demet benim, buradayım ben. Affedersiniz Demet Hanım. Bilgisayarınızın kurulumu için bilgi işlemden biraz önce aradılar. Odanıza geleceklermiş müsaitseniz. Tamam. Adın neydi senin? Nurhan efendim. Nurhan. Bak Nurhan, bundan sonra ben odadayken benimle ilgili herhangi bir şey söyleyeceksen bana söyleyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Güzel. Ayrıca bu parfümü bir daha kullanma. Berbat kokuyor. Tamam efendim. Evet. Bu eşyaları da atın lütfen çünkü ben kendi eşyalarımı getireceğim buraya. Neyi atıyorsun sen? Aa Ferit, bana hoş geldin demeye mi geldin? Hoş bulduk. Sen bu şirkete de bu odaya da hoş gelmedin Demet. Ya. Ferit. Demir benim abimdi. Ve bu odada sizin anılarınız olduğu kadar benim de anılarım var abimle. Bak, bak, bak. Bu fotoğrafa iyi bak. Sen beni her yerden silmiş olsan da Demir asla böyle bir şey yapmadı. Neden? Çünkü biz bir aileyiz. Deniz, Demir ve ben. Sen Ferit Aslan olsan bile kan bağını kesemezsin. Ayrıca Ferit'ciğim, biz bugün kışlık eve taşınıyoruz biliyorsundur herhalde. Akşam da Bulut'u yanına göndereceğim. Bana bulaşacağına yeğeninle hasret giderirsin Ferit'ciğim. Hiçbir şey atılmayacak. Her şeyi özenli bir şekilde saklayacağız. Demet sen de buradan çıkıp yan odaya geçiyorsun. Gerekeni yapın lütfen İkbal Hanım. Tabii Ferit Bey. Aşkım. Hoş geldin. Hoş buldum. Yerleşmeye başlamışsın bile. Evet, geç bile kaldım. Hakan, Bulut'un odasındaki eksikler tamam mı biliyor musun? 3 güne hepsi tamam olacak. İyi iyi. Ferit'ten Leman teyzenin yanına gidecekti zaten. 2 günde orada kalsa hazır olur değil mi? Merak etme aşkım. Hazır olacak, sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim sana. Hı. Büyük patron evde canavar kesiliyordu tamam. Ama biliyor musun, şaka maka bir yana da özledim ben baya baya. Sen Hakan. Aşk olsun Demet, niçin öyle diyorsun ya? Ne güzel evde çocuk sesi oluyordu cıvıl cıvıl. Hakan bunu senden hiç beklemezdim. Niye öyle diyorsun ya, aşk olsun? Yani Bulut yarın büyüyecek, yuvadan uçup gidecek. Bizim eve yeni sesler lazım. Bak ben sana söyleyeyim. Thank you.
Söyle bakalım aşkım. Evimizi özlemiş misin ha? Özlemişim Hakan ya. Değil mi aşkım? Ne de olsa ilk göz ağrısı burası ya. Şu duvarların dili olsa da konuşsa bak. Ya. Aşkım. Efendim. Biliyor musun? Sen de benim ilk göz ağrımsın. Hakan. Tamam ya, işin şakası. Doğru. İlk göz ağrım değilsin. Ama şöyle düzeltebilirim mesela. Hı. Sen benim son göz ağrımsın. Bu nasıl? Bu daha iyiydi değil mi? Oldu Hakan'cığım, oldu. Son göz ağrım. Evet ya. Odaya çıkalım. Hiç keyfim yok Hakan. Niye aşkım? Ne oldu? Kim üzdü seni ya? Niye canın sıkıldı? Ya mevsimsel bir şey galiba. Yazdan sonbahara geçerken oluyor genelde, biliyorsun. Hmm. Ben senin için dört mevsimi yaz yaparım. Bu dünyayı yakarım kız. Hadi gel odaya çıkalım. Hayır. Gerçekten bir duş alıp uyuyacağım. İyi geceler kocacığım. İyi geceler.